sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi fx fonksiyonun önce x ekseninde sola doğru 2 birim. Sola doğru 2 birim ötelersek fx artı 2 elde ederiz arkadaşlar. Sonra y ekseninde aşağı doğru 3 birim. Yani 3 çıkardığımız zaman bu demek ki gx fonksiyonu olmuş oldu. Şimdi fx artı 2 nedir? Fx'de x gördüğümüzde x artı 2 yazarsak burası x artı 2'nin karesi eksi 1 eksi 3. Yani buradan gx fonksiyonu x artı 2'nin karesi, x artı 2'nin karesi eksi 4 olmuş oldu. Gx fonksiyonunun önce x eksenine göre simetrisi alınıp yani eksi gx. Sonra y ekseninde 4 birim aşağı yani eksi 4. Elde edilen fonksiyon hx fonksiyonuymuş. Şimdi gx'i eksi ile çarptığımız zaman eksi x artı 2'nin karesi artı 4 olur. Bir de eksi 4'ler var. Birbirlerini götürdüler. Buradan hx fonksiyonu bu durumda arkadaşlar. Eksi x artı 2'nin karesi olmuş oldu. Tabi şimdi gx fonksiyonunun x artı 2'nin karesini açarsak x kare artı 4x artı 4 eksi 4'ler birbirini götürdü. Buradan x çarpı x artı 4 olmuş oldu gx fonksiyonu. Şimdi eşitlikte yerlerini yazacak olursak fx fonksiyonu arkadaşlar x kare eksi 1 yani x eksi 1 çarpı x artı 1. Gx fonksiyonu x çarpı x artı 4 bölü hx fonksiyonu eksi çarpı x artı 2'nin karesi büyük eşittir 0. Şimdi bu eşitliklerdeki sıfırlarımız arkadaşlar x eşittir 1, x eşittir eksi 1, x eşittir 0, x eşittir eksi 4 ve x eşittir eksi 2'de çift katlı kök var. Şimdi bunları tabi arkadaşlar şunları tabloda yerleştirecek olursak eşitlik tablosunda eksi sonsuz artı sonsuz en küçük eksi 4 daha sonra eksi 2 daha sonra eksi 1 daha sonra 0 ve daha sonra da 1 var. Eksi 2'de arkadaşlar çift kat kök var. Çift kat yaptık bu şekilde. Diğerleri hepsi tek kat. Şimdi eşitlik olduğundan dolayı arkadaşlar paydayı x 2 yani açık bırakıyoruz. Diğerlerini kapalı yani buralar hepsi kapalı. Sadece eksi 2'nin olduğu yer açık. İşaret olarak bakacak olsak yukarılar artı aşağısı eksi olduğu için eksiyle başlarız. Yani eksi artı eksi artı eksi artı eksi bizden büyük olması istendiğinden dolayı artı bölge taranır. Yani buralar bizim çözüm aralığımız. Şimdi bu aralık tam sayıların toplamı bize soruluyor. Tam sayılara baktığımız zaman eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 açık almıyoruz. Eksi 1 kapalı alıyoruz. Eksi 1. 0'ı alıyoruz. 1'i alıyoruz. Başka da bunun dışında yok. Topladığımız zaman bunları birler birbirini götürdü. Eksi 4, eksi 3 daha eksi 7 yapar. Yani doğru cevap B seçeneği. Eksi 8, 9 kapalı aralığında fx küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan m tane tam sayı değeri vardır. Şimdi fx'in sıfırdan küçük olduğu değerlere baktığımız zaman arkadaşlar yerler buralarda fx sıfırdan küçüktür ve buralarda yine sıfırdan küçüktür. Buralarda hangileri vardır? Eksi 8 ile eksi 2 arasındakiler yani eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve eksi 3 var. Bir de 3 ile 9 arasındakilere baktığımız zaman 4, 5, 6, 7 ve 8 var. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Demek ki m değeri 10'dur diyoruz. fx büyük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan n tane. Hem eşit olabilir hem de büyük olabilir. O yüzden arkadaşlar eksi 8 alabiliriz. Eksi 2 alabiliriz. 3 alabiliriz. 9 alabiliriz. Tabi eksi 2 ile 3 arasındaki arkadaşlar eksi 1, 0, 1 ve 2'yi de alabiliriz. Yani saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Demek ki n değeri de ne olması lazım o zaman? 8 tane diyoruz. Bu durumda x eksi m yani x eksi 10 çarpı x eksi 8 küçüktür 0. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi kritik noktalar 10 ve 8 olduğu için tabloyu oluşturacak olursak 8 ve 10. Şimdi işaret tablosunu yaptığımız zaman artıyla başlarız arkadaşlar. Artı eksi artı küçük olması istendiği için eksi bölge taranır. Yani 8 ile 10 arasında. 8 ile 10 arasında tam sayı sadece 9 olduğu için yani bir tanedir. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden belirtilen ABCD dikdörtgeni ve KLMN karesi verilmiştir. Dikdörtgenin alanı karenin alanından büyüktür. Dikdörtgenin alanı 2x artı 1 ile x artı 4'ün çarpımı. 2x artı 1 çarpı x artı 4. Karenin alanı 2x artı 1 ile 2x artı 1'in çarpımı yani büyüktür. 2x artı 1'in karesi diyoruz. Buradan 2x artı 1'in karesini diğer tarafa x olarak gönderdiğimiz zaman 2x artı 1 çarpı x artı 4 eksi 2x artı 1'in karesi büyüktür 0 oldu. Burada 2x artı 1 parantezine aldığımız zaman buradaki ifadeyi burada x artı 4 kalır arkadaşlar. Burada eksi 2x eksi 1 kalır. Büyüktür 0. Buradan tekrar yazalım. 2x artı 1 çarpı eksi x artı 3 yapar. Büyüktür 0. Buradan x eşittir eksi 1 bölü 2.
ve x eşittir 3 bizim kritik noktalarımız. Tablo oluşturduğumuz zaman eksi 1 bölü 2 ile 3'ü bu şekilde yazdık. İşaret olarak baktığımız zaman artı, burası eksi, eksi ile başlıyoruz. Eksi, artı, eksi, büyük olması istendiğinden dolayı eksi bölge taranır. Demek ki x'in değer aralığı arkadaşlar eksi 1 bölü 2 ile 3 arasındadır diyoruz. Şimdi karenin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi mesela x'i arkadaşlar 2 verecek olursak 2 kere 2 4, 1 daha 5, bir kenarı 5, diğer kenarı 5, 5 kere 5'ten 25 olabilir. Mesela 3 versek 3 veremeyiz arkadaşlar. 3 verdiğimizde 3 kere 2 6, 1 daha 7, 7'nin karesi 49. Yani 49 olamaz. 3'ten de büyük veremeyeceğimize göre, 3'ü de veremeyeceğimize göre demek ki 2'yi verdiğimiz zaman 25 elde etmiş olduk. Doğru cevap A seçeneği. Olduğuna göre OC uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi y eşittir 3x olduğuna göre arkadaşlar eğer biz burayı a dersek burasının 3a olması gerekiyor. Burası 3a ise burası da 3a'dır. AB ile OB birbirine eşit olarak verildiği için o zaman burası da 3a'dır ve burası BC de o zaman a'dır diyoruz. Şimdi L noktasının koordinatı 8 ile 0 olduğuna göre demek ki buranın tamamı 8. 8'den a çıkarsa burası da 8 eksi a olmuş oldu. Şimdi KLMC'nin alanı arkadaşlar buradaki dikdörtgenin alanı 3a ile 8 eksi a'nın çarpımıdır. Yani 3a çarpı 8 eksi a büyüktür. Alan ABC'de, ABC'nin alanı da a ile 3a'nın çarpımı olan 3a karedir. Burada 3a'yı dağıttığımız zaman arkadaşlar 24a eksi 3a kare büyüktür 3a kare. Eksi 3a kareyi sağ tarafa attığımız zaman 6a kare küçüktür 24a olur. Her taraf a'ya bölersek 6a küçüktür 24 olur. 6'ya bölersek a küçüktür 4 olur. Şimdi bize sorulan soru OC uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi OC'ye baktığımız zaman OC arkadaşlar burada A kare artı 3A karenin toplamının kökü. Pisagor teoreminden yani A kare artı 9A karenin köküne eşittir. O da 10A karenin kökü olan A kök 10'dur. Şimdi A kök 10. Şimdi tabi burada arkadaşlar A 4'ten küçük olduğuna göre A gördüğümüz yere biz 4'ten küçük bir şey verebiliriz. Mesela 3 kök 10 olabilir ama 4 kök 10 veremeyiz. Çünkü 4 veremeyiz, 5 veremeyiz, 6, 7 veremeyiz. Demek ki A'yı 3 verdiğimiz zaman çünkü 4'ten küçük olduğu için cevabımız A seçeneği olabilir diyoruz. Buna göre eşitliğini sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar sağlayanı bulup daha sonra sağlamayana geçiş yapabiliriz. Burada minimum, buradaki ifadelerdeki minimum x kare artı 3x olduğuna göre demek ki x kare artı 3x buradaki bu ifadeden küçüktür. Daha doğrusu tersten düşünecek olursak buradaki bu ifade x kare artı 3x'ten büyüktür. Yazalım 3x kare artı 4x eksi 3 büyüktür x kare artı 3x. X kare artı 3x'i sol tarafa gönderdiğimiz zaman 2x kare artı x eksi 3 büyüktür 0 olur. Çarpanlarını ayıracak olsak 2x'e x burayı arkadaşlar artı 3'e eksi 1 olarak yazabiliriz. Yani 2x artı 3 çarpı x eksi 1 büyüktür 0. Kritik noktalar x eşittir eksi 3 bölü 2 ve x eşittir 1. Tablo oluşturacak olsak eksi sonsuz artı sonsuz eksi 3 bölü 2 ve 1. Her ikisi de arkadaşlar tek kat kök ve açık. İşaret olarak artı, burası da artı olduğu için en sağdan artıyla başlarız. Artı, eksi, artı. Büyük olması istendiği için buralar bizim çözüm aralığımız. Tabi bize sağlamayan dediği için buradaki sağlayanların dışındakilere bakmamız lazım. Onlar da nelerdir? Eksi 3 bölü 2 kapalı, eksi 3 bölü 2 kapalı ve 1 kapalı aralığıdır. Şimdi sağlamayan x tam sayı değerlerinin toplamı, yani bu aralıktaki tam sayıların toplamı. Bu aralıktaki tam sayılara baktığımız zaman eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir. Bunları topladığımız zaman ise cevabımız 0'dır diyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre yaya geçidine yaklaşan bir aracın 60 metreden kısa bir mesafede durabilmesi için hızının aşağıdaki aralıkların hangisinde olması gerekir diye soruluyor. Yani bizim burada arkadaşlar x v'nin biz ne olmasını istiyoruz? 60'tan küçük olmasını istiyoruz. Yani v artı v kare bölü 2'nin küçüktür 60 olmasını istiyoruz. Şimdi burada her taraf 2 ile çarpacak olursak arkadaşlar 2v artı v kare küçüktür 120 olur. Burada 120'yi sol tarafa gönderdiğimiz zaman v kare artı 2v eksi 120 küçüktür 0 oldu. Çarpanlarını ayıracak olursak artı 12'ye eksi 10 olarak çarpanlarına ayrılır. V artı 12 çarpı v eksi 10 küçüktür 0. Buradan v eşittir eksi 12 ve v eşittir 10'dur. Tablo oluşturacak olursak eksi sonsuz artı sonsuz eksi 12'yi sola, 10'u sağ tarafa yazıyoruz. Tek katlı kök açık. İşaret artı artı artıyla başlarız. Artı eksi artı küçük olması istendiği için eksi bölge taranır. Yani hızın arkadaşlar ne olması lazım? Eksi 12 ile 10 arasında olması lazım. Tabii hızımız eksi olamayacağından dolayı arkadaşlar biz burada ne yapmamız lazım? 0
10 arasında olması lazımdır diyoruz. Yani doğru cevabımız D seçeneği. İşsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Burada 12 bölü x'i sol tarafa x olarak gönderdiğimiz zaman x artı 1 eksi 12 bölü x büyük eşittir 0. X ile x artı 1'i çarparsak x kare artı x eksi 12 bölü ortak payda x büyük eşittir 0. Çarpanlarını ayıracak olursak artı 4'e eksi 3 olur. Yani burası x artı 4 çarpı x eksi 3 bölü x büyük eşittir 0 olmuş oldu. Buradaysa arkadaşlar x artı 1 ile x artı 1'i çarptığımız zaman x kare artı 2x artı 1 artı 4 bölü x artı 1 küçüktür 0 oldu. Yani bunu da düzenlersek x kare artı 2x artı 5 bölü x artı 1 küçüktür 0 olmuş oldu. Şimdi birinci eşitliğin kökleri arkadaşlar kritik noktaları x eşittir eksi 4, x eşittir 3 ve x eşittir 0. Tabloda yerleştirecek olursak eksi sonsuz artı sonsuz eksi 4, 0 ve 3. Şimdi arkadaşlar hepsi tek katlı kök fakat 0 da açık, diğerleri kapalı eşitlik olduğundan dolayı yani eksi 4 de 3 de kapalı. İşaret olarak bakarsak artı 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 ile başlarız. Artı eksi artı eksi büyük olması istendiğinden dolayı artı bölge taranır. Yani buralar bizim çözüm aralığımız buradaki eşitlik için. İkincisi için arkadaşlar x kare artı 2x artı 5'i sıfır işlediğimiz zaman kök bulamayız. X artı 1'i sıfır işlersek x eşittir eksi 1. Yani tablomuzda sadece eksi 1 var. Eksi sonsuz artı sonsuz. Burada açık. İşaret olarak artı 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 ile başlarız. Artı eksi. Küçük olması istendiği için eksi bölge taranır. Yani burası. Şimdi ikisini de kesiştirdiğimiz zaman eksi sonsuzla eksi 1'i buradaki aralıkla kesiştirdiğimiz zaman arkadaşlar eksi 4 ve eksi 1'i almamız gerekiyor sadece. Eksi 4'ümüz tabii kapalı. Burada da dahil. Fakat eksi 1'imiz burada dahil olmadığı için eksi 1'i almıyoruz. Yani cevabımız eksi 4 ile eksi 1 aralığı olmuş olur. Eksi 4 de kapalı, bir eksi 1 de açık. Doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi eşitliklerde arkadaşlar sıfır eşleyip kritik noktaları bulmamız lazım. Şimdi burada fx eksi 1 eşittir 0 dediğimiz zaman şimdi fx fonksiyonun x ekseni kestiği noktalar eksi 4 ve 3. Burada tabii köklerimiz var. Eksi 4'te çift katlı, 3'te normal tek katlı. Fakat fx eksi 1'de fx fonksiyonu bir birim sağa kaydığı zaman eksi 4 eksi 3'e gelir. Buradaki 3 ise arkadaşlar 4'e gelir. Yani buradaki köklerimiz o zaman x eşittir eksi 3'te çift katlı kök var ve x eşittir 4'te tek katlı kök var. Gx artı 1'i 0 işlediğimiz zaman gx artı 1 eşittir 0'da. Gx fonksiyonu arkadaşlar bir birim sola kaydığı zaman gx artı 1 elde edilir. Bir birim sola kaydığı zaman ise eksi 2 eksi 3'e gelir. Yani x eşittir eksi 3'te burada çift katlı kök var. 5 sola 1 kaydığı zaman 4'e gelir. Yani x eşittir 4'te tek katlı kök var. Tabii şimdi yukarıda arkadaşlar fx eksi 1 de x eşittir eksi 3'te çift katlıydı. Burada da x eşittir eksi 3'te çift katlı. Çift katlı çift katlı olursa x eşittir eksi 3'te yine çift katlıdır diyoruz. Şimdi x eşittir 4 ile burada tek katlı. Yukarıda da x eşittir 4 ile tek katlı. İkisi birleştiği zaman x eşittir 4 ile yine çift katlı olur diyoruz. Tablo oluşturacak olursak burada zaten sadece eksi 3 ve 4 olduğundan dolayı eksi sonsuz artı sonsuz eksi 3 ve 4. Her ikisinde de çift katlı kökümüz var. Bu şekilde çift katlı kökleri yazdık. Eşitlik olmadığı için her ikisi de açık. İşaret olarak bakacak olursak arkadaşlar fx eksi 1'in işareti fx en sağ tarafta aşağıya doğru gittiği için işareti eksi. G ise en sağ tarafta yukarıya doğru gittiğin işareti artı. Yani eksi bölü artıdan en sağdan eksiyle başlarız. Başladığımız zaman ise eksi artı eksi artı eksi. Bizden burada tabii küçük olması istediğini için eksi bölge taranır. Buralar hepsi bizim arkadaşlar çözüm aralığımızdır. Tabii bütün reel sayılardan buradaki eksi 3 ve 4 çıkılmış oluyor o zaman. Doğru cevabımız E seçeneği.